Merhaba millet, Robocraft'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Robocraft'a devam ediyoruz ve bu bölümde biraz daha oyunu çözmeye çalışacağız. Niye oyunu çözüp gelmiyorum? İki sebep var. Birincisi, yeterli kaynak bulamadım. Çok da araştırmadım gerçi, biraz üşenmiş olabilirim. İkincisi de sizle beraber öğrenerek sizin daha iyi öğrenmenizi sağlayacağım. Bu bölüm biraz geliştirmelerden konuşalım. Şimdi bir kere bu araba yavaş, güçsüz. O yüzden bu bölüm biraz geliştirmelere bir göz atalım. İşte yok efendim boss battle'lardır, practice'lerdir. Onlara biraz bakarız girebiliyorsak. Garajımızı inceleyelim. Güzel. Hiçbir şey yok, çok güzel. Cell robot var. Bu ne işe yarıyor? Bu robotun aynısı yok mu bizde? Şöyle bakarsak bunda koltuk aynıysa satabiliriz o diğerini. Aynı. Garaja girelim. İkinci robotu bence satabiliriz. Hiç ihtiyacımız olmayan bir robot. Sıfır paraya satmak ister misin diyor. Yok artık. İkinciyi sel desek. Oo, buna güzel para veriyor. Kalsın. RoboShop. RoboShop. O RoboShop değişmiş. Yeni aletler gelmiş sanırım. Ya o aynı galiba. Bilmiyorum, emin değilim. Çok büyük şeylerim var. Anlamadığım şeyler var. Şu player level nasıl player şey CPU nasıl arttırılıyor hiç fikrim yok. İçimde şöyle bir his var ki sanırım savaş yaptıkça player level'ımız artıyor ve ona bağlı olarak CPU'muz artıyor diye tahmin ediyorum. Şöyle Enter'a bas diyor. Vay. Chat'e bir şeyler yazabiliyormuşuz, güzel. S A yazalım. Cevap yok. Canınız cehenneme gavurlar. Neyse. Biz savaşımıza doğru giriş yapalım. Hemen bize uygun bir yer bulunsun. Tamamdır. Teleporting players. Battle type standard ve karbayım. Güzel araçlar var. Nasılsınız gençler? Benim aracım hızlıymış baya. Ön bile kaldırıyorum yani. Çok da yavaş değilmiş. Bakın dağları taşlara bile tırmanabiliyorum. Hayır, devrilme. Bu oyundaki en büyük sıkıntıdır. Devrilme sorunu, devrildikten sonra birisi kurtarmadıkça veya çarpmadıkça düzelemiyorsunuz. Şimdi bu ne yapmış böyle? Oba. Seksi. Lan! Hayır. Uçan bir şey mi var? Nereden yedim ben onu? Hayır. Birbirimize vurabiliyor muyuz? Hayır. Aynen. Salak devrildi işte. Düzelteyim şunu sevabını. Bakalım kendi kendine düzelebilecek mi? Vay, böyle bir şey mi var? Patlama çıkarma özelliği falan. Onu bir çakayım, iki tane düzel işte duruyor ya. Şuradan döneyim. Drift çekelim şöyle. Hova, Tokyo. Sabit dur lan. Sen zıpla, ben koyacağım sana arkadan. Dur. Söyle, nah düzelirsin. Tamam. Ya tamam, gerizekalı, düzelmezsen düzelme. Ben gidiyorum, akıyorum ben, savaş yapıyorum. Hadi ortalara. Şurada bir aza var. O azayı bir öldürelim.
Burada burada süspansiyonlar işe yarıyor cidden. Şu azayı hallettiler. Azayın işini bitirdiler. Ya da azay görünmüyor. Hakikaten evet. Benim düşmanım şey oldu. Düşman spene girdi. Aha. O yok. Bizim spere şey gelmiş herhalde. Bizim base'i ele mi geçirdiler? Ne yaptılar oğlum? Siz karşı tarafın base'ine gittiniz mi? Orada biri var. 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 Seni öldüreceğim. Seni öldüreceğim. Aza. Oha. O kadar güçlü olamazsın. Oha. İki teker kaldım. Dönemiyorum. Yok artık. Aa, halletti beni ya. Ana. Ha, Allah'tan kazandık. Yok artık. Çok güçsüzüm. Çok güçsüzüm. Beni hallediyorlar. İyi bakalım, bir şeyler kazandık. CPU'muz artmadı. Pain level'ımız da artmadı. Azaldı. Sizin de bir practice'e girelim. Practice'e hiç girmemiştim daha önce. Mars'ta girecekmişiz. Test your robot. Test robotları varmış sadece. Yardırıyormuş. Test yerinde robotlarınızı test edebilirsiniz bu şekilde. Hani nasıl bir robot yaptınız falan. O tatlı. O zevkte. Ooo uçuyor. Aa, çok güçlü bir robotum var. Kabul ediyorum. Kitlen. Hedefe kitlen. Hedefe kitlenmemiz çok kötü. Hani şu an hepsini salladım boşuna. Şuradaki mermileri. Gerçi bunda mermi sınırı yok ama. Sol, yeni bir şey mi eklenmiş, ben mi öyle görüyorum? Sol tarafta ben, yani sol tarafta bizim takım, sağ tarafta düşman takımın robotları gözüküyor. Şu köprüden geçelim. Şimdi bu botlarla savaş atarken botların bazıları bizi ateş ediyor, bazıları etmiyor. Köprüyü mü vuruyorum ben ya, bu karşıdaki elemanı niye vuramıyorum? Köprüde koruma mı var hiç, böyle bir olay mı var bunda, koruma falan diye. Ağzına sıçtım çocuk. Ağzına sıçtım. Bir de şöyle bir şey var, neresine ateş ederseniz orasına damage veriyorsunuz diye biliyorum. Yani ben bunu pervanelere ateş edersem yakında gelir. Bu artık uçamaz. Zaten çakılıyor, gidiyor kendileri. Oha, dibinden vuruyorum artık bir zahmet. Öl artık. Ağzına sıçtım yani. Bir pervaneyle hiçbir yere gidemez zaten. Şu an bir pervanesi kaldı. Burada bir düşman yok değil mi başka? Şunu ben tek başıma dibinden halledeyim. Ağzına sıçtım. Sıfatını peşinden kovalattı beni. Şuralardan gidelim. Aa, orada bir şey var. Bu arada World of Tanks gibi bunda pusu dokunabiliyorsunuz. Şöyle yüksek yerlere falan. Süper alıp. Bu arada bunlar bize de ateş ediyor diye biliyorum. Deneyelim. Ha, bunlar uçanlardanmış. Ama bu gerizekalı gibi bug'ı gitmiş sanırım. Şu ortalara doğru lan geri. Bunlar ateş edemiyor. Böyle bir güzel yönleri var. Bunları böyle halledelim. Şimdi taktiksel vuruş uygulamak gerekirse şunun ön tarafına vursak daha kolay dağıtırız. Ve arka tarafında zırhlar var. Yani şöyle vurursak şu an sıkıştı gerizekalı. Şöyle platolara vursak önce bir hiçbir şey kalmadı ortalarda.
Tertemiz operasyon. Nerede uçan? Bir cisim geçti oradan. Neredesin sen? Aha. Orada bir geri var. Geri alırım acı. Önünde durdu gerizekalı. İşte bir insanda beyin oluyor. Yeterleri sıkalım. Radana da sıkalım. Şimdi bu botlarla atarken kötü şey şu. Bu robotlar yapay zeka ile etrafta dolaşıyor. Bunların ateş edenleri var. Ateş edenleri bizi bulmasın buna odaklanırken. Böyle bir eksileri var. Birazdan patlayacağım zaten. 3, 2, 1, patla. Ha, daha değilmiş. Tamam. Oyun arası takılıyor mu, bana öyle geliyor. Bir tane daha geri geliyor. The Fork. Sağ üstte gördüğünüz The Fork diye bir şey var. Şu an bu maçta bir tane var ama bunlar ateş ediyor ve sağlam damage vuruyor. Hayvan gibi. Sıra bu bildiğiniz feeder. Bu aynı bu. Şey yok, artısı yok. Şimdi The Fork'a rastlamamamız lazım. Hayatta kalmak için bir şey. Bu öyle böyle ortalarda gezersek genelde o da geriymiş. Ortada 3 tane dandirik robot var. Şunu halledelim hemen. Bu Fork'a rastlarsanız direkt kaçın acı, çünkü çok zor yani öldürmek. Halledelim. Hadi be. Ben daha botları öldüremiyorum. Bu gerçek savaşta nasıl öldüreceğim? Teknikerler nasıl gidiyorsun sen? Şu bot mu yoksa? O da geri. Fork. Bu ne? Raider da ateş ediyormuş. Kaç. Raider da ateş ediyormuş. Çok büyük. Ne hasar verdi? Silahımız gitti galiba bir tane. Aynen. Tamam. İki tane zarar veren varmış. Şimdi biraz taktik uygulayalım. Şöyle şuradan bir gidelim. Tekerlemiz eksildi mi? Yok, tamam. Çekişimiz hala yerinde Allah'a şükür. Sen nesin? Feeder geç. Bir bok yapamıyorum nasılsa. Acaba şöyle bir şey var mı? Bu uçan robotlar bu küçük robota istihbarat falan verebiliyor mu? Şimdi biz buraya geldik ya, buradan pusuya atabiliriz. Mesela şu karşıdan gelen ne? Geri. Geç. Fork orada. Şimdi onun ağzına sıçma var. İşte pusuya böyle atılır. Biz ateş etmeye çalışıyor. Yapay zekaya bak. Bize doğru geldi. Geliyor mu? Ben de masal alıyorum. Lan dikine mi tırmanıyor bu? Yok. İşte yapay zekanın aptallığı. Bakın. Önümüzdeki salak. Ben düşüyorum. Hayır. Kaç. Hayır, düşme. Devrilme. Hayır, işim bitti. Hayır. Tamam, o sonlanmasına kadar savaşacağım. Lanet olsun. İşte burada artık bu botları öldürebilirsiniz. Gerçek savaşta bir şey yapabilirsiniz demektir. Ama böyle botlarla atmak yerine gerçek savaşta durmanız daha iyi, çünkü sonuçta bir şeyler kazanıyorsunuz. Bunda hiçbir kazanç yok. Salak salak
el atıyorsunuz, böyle mal mal işler yapıyorsunuz yani. Vakit eğiliyorsunuz yani. Şimdi gidip biraz dandik robotları biçelim. Şeydeki olay şu, hani multiplayer'daki, gerçek online savaştaki. Bazıları gerçekten sizin gibi acemi oluyor, hatta sizden... Vay! Ayka, İmir, tanıdık var mı? Isot. Vay Isot, kardeşim! Alırım midal. Şişmak mı? Dur selam yazayım bakayım chat'e ne olacak. Selam. Oo, good luck. Alırım bir daha. Şu solucan arkadaşla beraber gidelim. Bu mübareğe benziyor. Şimdi şu özellik iyi olmuş sanırım, yeni geldiyse bile. Master Kingdom. Yes, güzel. İsmi beğendim. Oba, orada sıçış var, ben hemen kaçar şuradan. Şunu kovalayalım, bununla beraber peşe düşelim. Aslında maçlar daha az olsa güzel olabilir. Mesela bir dandirik LOL maçı bile. Ne kadar uzun, Allah! Allah! Ağzına sıçtı bizim arkadaşım. Ağzına sıçıyor. Başkanım, Allah! Oo! Patlattı arkadaşım. Kaç! Kaç! Lan yardım et. Yardım et bana. Yardım et lan. Hayır. 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 Aa. İşim bitti. 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 Patlama falan nasıl yapılıyor? Vur bana. Vur. Koy bana. Koy bana. Koy bana lan. Lan. Koy bana. Nasıl yapacağım? Şu. Bu mu acaba? Biri beni bulmadan beni imha edin. SMG tank spotted. Şöyle bir. SMG tank spotted. Beni bulmayın lütfen, beni bulmayın. SMG tank spotted. Lan. A1'i geliyor, sıçtık. Hallettiler onu. Şunu halledelim. Hacı sevabına bir ışınlasaydınız beni ya. Yanlarınıza doğru falan. SMG tank spotted. İyi kazandık da ben böyle burada salak salak bekledim abi maç. Mal mal işler oldu resmen. Bir maç yazık, günah oldu. Nasıl yapalım? Bence acı bu aracı değiştirelim. Bu araçta şimdi bir şey sorunu var. Hani silah sıkıntısı var. Baştan bir araç yapalım size. Hem bu araç yavaş gidiyor. Şöyle nasıl bir araç yapalım? Savunmasız olsun, çok güçlü olmasın. Yani bu kadar büyük olmasın, çok küçük bir araç yapalım size. Ama full silah dolu olsun yani, içi dışı. İçi dışı silah olsun. Yani tam bir saldırı aracı olsun kendisi. Sonra bir test sürüşüne çıkar. Çünkü bu araç biraz hantal ve silah bakımından çok güçsüz. Şimdi yapacağımız malzeme çelikten olsun hacı. Şöyle solla koyuyorduk değil mi? Tamam. Çok basit bir araç olsun. Heh, şöyle şöyle. Fazladan basit oldu. Ay.
Yok ya, o kadar da basit değil bence. Şimdi bunların hangisi dönüş veriyordu? Soldaki mi, sağdaki mi? Steering wheel. Sağdaki sanırım ya. Şimdi. Nasıl yapsak? Şöyle şuraya sadece ilerleten tekerlerden koyalım. Sonra şuraya da kasadan. Küçük mü oldu ya? Birazdan mı uzatsak? Aynen. Bu gövdeyi tamamen silahla dolduracağız. Hatta bir silahlara coşalım biraz. Abartalım acı. Aa. Nereden? O zaman şöyle bir şey yapalım. Şöyle. Peki bu ne olacak? O bizim silah tutucumuz olacak. Evet, güzel. Tamamen silah dolu bu araç sayesinde ortalığın amına koyacağız. Tabiri caizse. Şu da şöyle şuradan uzasın. Biraz daha silah. Fazla silah iyidir. Şimdi bunların hepsiyle deli gibi bir atış kapasitesi elde edeceğiz. Bu sayede bizden güzel olmayacak. Şimdi son kaç silahımız kaldı? Daha 22 tane var. Şuş. Oho, bu kadar silahla var ya biz. Fethederiz oğlum, İstanbul'u fethederiz lan. Spesyal. Şuraya bunu. Robot seat. Lamba mı lazım? Şuraya da bir lamba çakacı. Buyurun size. Mükemmel bir araba. Dur. Şuraya da bundan. Dönen tekerleri önde 2 tane yapalım, arkada da 2 tane yapalım. Bu sayede daha böyle bir güzel hareket edebilir arabacığımız. Buraya bundan. Ha evet. Şimdi buraya da... Ne? CPU bitti. O zaman şuradan bir orta tekerlerine sökelim azıcık. Şuraya koyalım. Heh. Bir normal tekeri de yetmiyor mu? Ha yetmiyor. Ne sökelim? Şunu sökelim. Aa, gene yetmiyor. Oo, ne söksek ne söksek. Şöyle ortalardan biraz blok mu söksek? Şimdi gene mi? Şöyle biraz araba havada duruyormuş gibi olacak ama. Heh. Aa dur. Dönüş tekeri miydi bu? Lan! Dönüş tekeri pahalı. En iyisi şu şekilde yapacağız. Dönüş tekeri olmayan tekerlerden şöyle 2 tane. Heh,
Şimdi bu araba var ya. Bu araba aslan arabası olacak. Bu araba var ya, deli manyak bir araba olacak. Bu var ya, ağzına sıçacağız ortalığı. Silah bakımından süper. Dayanıklı bakımından iğrenç. Hiç dayanıklı değil ama sağlam en azından. Yani sağlam silahlar. Yani karşıma biri çıkıp bu tam bir pusu aracı bu. Ortalıkta savaşa girerseniz 10 saniye bile dayanamazsınız, ağzınız sıçarlar. Ayrıca tekerleri daha çok ve daha hızlı gitmesi lazım. Şimdi bir deneyelim şu arabayı. Önce silahlar deli. Bakalım tam istediğim gibi gidiyor. Silahlar. Oh, deli silah var bunda. Tam karşıda durduğu zaman. Ortadan ağzına sıçmayız onun. Şöyle ortadan gidiyoruz bakalım. Hayır alamet olsun. Oy, oy, oy. Ulan beni vuruyorsunuz sandım ha. Aha. İlk kurban. Taşın arkasına saklandığın gibi. Lan! Evet. Ne dedim ben? Ne dedim? İşte. Bu arabadaki silah kimsede yokmuş demek ki. Ben size dedim ki bu araba dedim çok silah bakımından iyi ama çok dayanıklı dedim. Gerçekten de hallettiler. Beni tek seferde patlattılar. Ağzıma sıçtılar. Lafımı tıktılar. Hemen bir maç daha atalım. Oo, Procu Samet var. Procu Samet'le aynı takımda oynamak güzel bir his. Selam yazalım. Şimdi biz ne yapalım biliyor musun? Oh! Hayır, dönme. Hayır, düzel, düzel, lütfen. Ya! Düzeltin beni. Beni düzeltin lan. Düzeltin beni. Ya oğlum düzeltsenize lan. Ya küstüm ya. Ya. Oğlum düzelt. Düzelt. Küstüm ki ben. Kendi kendim patladım. Değil. Hayata küstürdüler beni. Süremiz bitmiş hemen hemen. Ama olsun, bir maç daha atacağım. Bu maçta silahlarımın gücünü görecekler. Bakalım tanıdık var mı Türk? Hakan var. Alırım bir daha. Dur hemen yazalım. Şeyimize, chatimize. Selamlar. O araçları beğendim bu baştaki. Ben şimdi bu maçta taktiksel olarak hareket edeceğim lan. İçimden geçti. Çüş. Bakalım bu duvara çıkabiliyor mu bu araç? O çıkıyor, güzel. Şimdi şöyle kuytu köşelerden, dar sapaklardan gideceğim. Sonra yüksek bir yere çıkacağız. Sonra yüksek yerlerden el alemi vuracağız. Plan bu. Bakalım olacak mı? Şimdi şuradan bir pusuya yatalım bakalım, gelenleri vururuz buradan. Ama burası tehlikeli. Ah, tehlikeli, tehlikeli, çok tehlikeli. Hayır. Lan ağzına sıçtım çocuğu senin. Anan. Senin ananı. Sıçın lan şunun ağzına. Oha, o ne be? Oo, onu beğendim. Bakalım başka ne var? Bu çirkin. Bu da dandik lan, bu ne böyle ilk araba. Bu da boka benziyor. Bu da iğrenç. Bu da iğrenç. Bu fena değil ama çirkin. Bu da kötü. Bu var ya, bu felaket yaptıysa var ya. Manyak deli bir şey yapmış. Çok felaket güzel bir şey yapmış.
uçak yapmış. Resmen buraya uçak yapmış. Sürmesi zor ama deli gibi ateşler var. Ne bak hacı. Manyak deli bir şey yapmış bu ya. Neyse çıkalım. Bu bölümde burada sona eriyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Ve